Arkadaşlar yeni konuya geçtik. Bu konumuz RC devreleri. Aslında bu konunun başında Kirchhoff kanunları falan var ama liseden gördüğümüz o dirençli soruları çözmek çok da manalı değil bizim için. Şimdi bunun için RC devresini çözeceğiz. Önce Kirchhoff yasasını uygulayacağız. Ondan sonra RC'nin çözümünü yapacağız. İşte yükü ve akımı bulacağız. Ondan sonra bu charge yani bu yükleme devresi, bir de bunun boşaltma devresi var. Onları göreceğiz. Ondan sonra soru çözmeye başlayacağız. Şimdi ilk bunun için bakarsak, şu noktayı kullanalım. Şöyle gidiyorum. Epsilon, akım bu yönden gittiğini varsayıyoruz. Epsilon, minus U R, minus Q over C, eşittir 0. Bu benim bildiğimiz Kirchhoff yöntemim. Çünkü toplam, başladığım noktaya geri döndüğüm zaman toplam potansiyel 0'dı. O zaman çözmeye çalışalım. Akım neydi? dQ dt'ydi. Bu da benim bildiğim bir formül. O zaman yazıyorum. Epsilon minus r dQ dt eksi q bölü c eşittir 0. Bu gördüğümüz gibi bir türevli denklem. Differential equation. O zaman hemen bunu çözmeye başlayacağım. Şimdi burada c'ler falan var. Onları ilk önce bir sadeleştireyim. C epsilon minus r dq dt eksi rc daha doğrusu rc dq dt eksi q eşittir 0. Şimdi bunu şu hale çevirebilirim. Bu benim türevli denklemim. Bunun çözümüne bakacağım şimdi. Şimdi ne yapabiliriz ona bakalım. Şöyle yazabilirim. C epsilon minus Q eşittir RC dQ dt. Şimdi şu RC'yi bu tarafa atacağım. dT'yi de bu tarafa atacağım. dT bölü RC eşittir dQ bölü C epsilon minus Q. İşte görüyorsunuz. Bu da benim türevli denklemim. Son hali bu. Şimdi bu her ikisinin integraline bakacağım ki bir cevap bulayım. T sıfırdan belli bir T zamanı. Çünkü ben zamanın bir fonksiyon olarak Q'yu ve akımı istiyorum. 1 bölü RC 1 bölü RC dt eşittir. İlk başta yük yoktu biliyoruz kapasitörün içinde. Belli bir Q of t ya gitsin. dQ bölü C epsilon minus Q. C epsilon minus Q eşittir x olsun. Eksi dQ eşittir dx olur. O zaman şu hale tekrar bakarsak T bölü RC gelir buradan. Eşittir dQ Q. Buradan da ne gelir? İntegral dx olur. Dx bölü x. Tabii ki eksisi var. Çünkü eksi diye eksildim. O zaman devam edelim. T bölü RC eksiğini de bu tarafa attım. Eşittir ln x gelecek. Tekrar yazarsam eksi T bölü RC eşittir ln C epsilon minus Q vardı. Yerine koyarsam ne gelecek? ln C epsilon minus Q of T bölü C epsilon. Bu da benim denklemimin son hali. O zaman şuna bakalım. Her iki tarafın exponential'ını alırsam ne gelir o zaman bana? Q of T şöyle hesaplarsak buradan ne gelecek? Tamam. Exponential'ını aldık. Bunu da bu tarafa attım. Bunu da bu tarafa attım. Q of t c epsilon 1 eksi e üzeri eksi t bölü rc gelir. Yani daha açık yazayım. Daha alt kısmı yazayım. Q of t ne çıkar buradan? C epsilon 1 eksi e üzeri eksi t bölü rc. Demek ki Q'nun zamana göre fonksiyonu buymuş. Bir de I'yı bulalım. I of t'de
O zaman devam ediyoruz. Epsilon bölü R, E üzeri eksi T bölü RC. I'yı da böyle buldum. I'yı da böyle buldum. Tamam, bu arada exponential'ın üstü bildiğimiz gibi dimensionlı bir şey olamayacak. O yüzden RC'nin de bir dimensional time, yani zaman cinsinden bir şey olmalı. RC'ye de time constant, yani tau diyorum. Zaman sabiti diyeyim. Zaman sabiti. Buna tau falan denir. Zaman sabiti. Şimdi şöyle bakarsak ne yaptık? RC yani RC devresini çözdük. Bir tane sığa var, bir tane direnç var. Belli bir tane gerilim var. Üretici yani pil. Kirchhoff denklemini yazdım. Akımın türevi olduğu, yükün türevi olduğunu biliyorum. Onu yazdım. Ondan sonra bana bir türevsel bir first order yani birinci orderda bir türevli denklem çıktı. Ondan sonra onu götürdüm ve burada sadece belli değişken değiştirerek en sonunda Q'yu zamanın bir fonksiyonu olarak buldum. Buna Q max denebilir. Q max yani maksimum yük. Mesela şöyle düşünürsek şimdi göreceğiz bunu. Akımı da epsilon bölü R, E üzeri eksi T bölü RC çıktı. Bu RC kısmına tau diyorum çünkü biriminin zaman olması lazım ki exponential üzeri exponential seri açıldığı için üzerindeki ifade dimensionlı bir şekilde olamaz. Sabit bir şey olmak zorunda. O yüzden akımı bulduk ve yükü bulduk. Bu tabii bunun üzerinde oluşan yük. Bunun üzerinde oluşuyor. Şimdi buradan ne göreceğiz? Önemli olan şey nedir? Ona bakalım. Hemen şuraya bak, yazabiliriz onu. Hemen şuraya yazabiliriz. Şimdi buraları sileceğim. Sadece şu denklemin sonucunu yazmak istiyorum buraya. Q of t eşittir c epsilon, q max denilir, 1 eksi e üzeri eksi t bölü rc. Q of t epsilon bölü r, e üzeri eksi t bölü rc. Bunlar benim bildiğim formüllerim. Şimdi bunlarla ilgili belli conditionlara bakalım. Şu kısımları silmeme gerek yok gerçi. Şimdi t eşittir sıfırda baktığımda, t eşittir sıfırda. Q nedir? Sıfır koyduğumda 1 eksi 1 sıfır. Q eşittir sıfır. I nedir? Epsilon bölü R. I'yi gördük, epsilon bölü R. Bu ne demek istiyor? T sıfırda bu devrede kapasitör ne gibi davranıyor? Epsilon bölü R, I'yi verdiğine göre. Kapasitör yok gibi davranıyor değil mi? Yani burası bildiğimiz tel oluyor. Yani T eşittir sıfırda kapasitör ne gibi davranıyor? Sabit tel gibi davranıyor. Tel gibi davranıyor bildiğimiz. Kapalı anahtar da diyebilirsiniz veya kapalı anahtar. Güzel. Bunu gördük. Çünkü Q sıfırsa VC de sıfırdır zaten. Kapasitörün yükü de sıfırsa zaten biliyoruz ki VC eşittir Q bölü C'ydi. Bunu görebiliyoruz. Potansiyel sıfır ne demek? Tel demek zaten. Şimdi devam edelim. Şu kısmı da sileyim. Güzel. Şimdi şu kısma bir de bakalım. T eşittir sonsuz. T eşittir sonsuz ne demek?
artık şunu şöyle yazabilirim. Teğiştir sonsuz ne demek? Teğinfiden for a long time, çok çok uzun bir süre geçti demek istiyor. Teğiştir sonsuza bakarsam Q ne çıkar? Şu kısım ölecek. C epsilon. C epsilon yani maksimum yük. I nedir? Sıfır. VC nedir? Kapasitörün şeyi. Peki buna bakalım. Bu ne demek istiyor? Teğiştir sonsuz. Çok uzun bir süre sonra Q C epsilon eşit. Potansiyel VC ve epsilon eşit. Görüyorsunuz şu formülden bakarsak. I da sıfır. I sıfır ne demek? Devredeki direnç öldü. Devrene akım geçmiyor ne demek? Kapasitör ne gibi davranıyor? Anahtar, açık anahtar gibi davranıyor misalde. Kapasitör misalde açık anahtar. Açık bir S anahtarı gibi davranıyor. Yani teğiştir sonsuzda ne olacakmış? Kapasitör maksimum yükle yüklenmiş. Açık bir anahtar gibi davranıyor. Tamam. T işte sıfırda ve sonsuzdaki kondisyonlarımızı gördük. Bu devre ne devresiydi? Kapasitör yani sıraya yükleme devresiydi. Şimdi ona bir de discharge yani ne kısmı var? Ona bakacağız. Nereyi sileyim? Şu kısımlar anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi bir de bunun yükledik. Artık bataryadan ayırıp bunu boşaltma durumumuz var. Onu da hesaplayalım. Ondan sonra soru çözmeye devam edebiliriz. Şimdi devam edelim bakalım. Şuraya devremi çizeyim artık. Nedir bu da? Yükleme, bu kısım yüklemeydi. Yükleme. Bu kısımda boşaltma. Şimdi devremizi tekrar çizersek. Artık üreteçten ayırdım. Ne kaldı geriye? R ve C kaldı. Artık bataryayı tamamen maksimum yükle yükledim. Şimdi o zaman devreyi tekrar formülümü yazıyorum. Kirchhoff'uma eksi I R. Çünkü bu da yiyor, bu da yiyor. Eksi Q bölü C. Eşittir 0. Daha detaylı yazarsak şöyle yazalım. Q bölü C eşittir eksi R dQ dt. Bunu bu tarafa atarsam eksi dt bölü rc eşittir dq over q. Bunlar benim diferansiyel denklemlerim. Şimdi Q'yu boşaltma evresinde düşünüyoruz. Maksimum yükle yükledim artık. Akım geçmiyor. Bataryayı da çıkardım devreden. O zaman sıfırdan belli bir T'ye gidecek. Eksi 1 bölü RC dt. Diğerin dq over q'da nereye doğru gidecek? Q max'tan belli bir Q ya. Max belli bir Q of t'ye gidecek. Burada o zaman şöyle hesaplarsak yine şuraya sinir yazayım artık. Bunları hep anladık çünkü. Şöyle yazarsam Q max. Buradan hızlıca yazarsak Q of t ne olarak çıkacak? Q max. Maksimum yükten başlayarak boşalmaya başlıyor. E üzeri eksi t bölü rc. I ne çıkar? Q'nun zaten süreliydi biliyoruz. Eksi Q max bölü rc. E üzeri eksi t bölü rc. Akımın niye eksi çıktığını çok merak ediyorsak bizim yaptığımız şey aslında nedir? Artıdan akıma başlatıyoruz ama aslında akım eksiden başlar. Bu tarihsel yapılan bir hata sonucu olmuş bir şey. Akım hiçbir şekilde alta artı yükler hareket etmez. Eksi yükler hareket ettiği için şuradan böyle eksi yükler hareket ettiği için biz sanki burada eksi yük boşalması oluyor. Biz oradan sanki artı yük hareket ediyormuş gibi düşünüyoruz. Aslında akım şöyle gidiyor. Eksi yönden başlayıp gider. Oradaki eksinin refer ettiği şey bu.
Bu konuyla ilgili ilk yapacağımız video zaten konunun bir özetiydi. Şimdi soru çözmeye başlayabiliriz artık.